Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nuraktaş, Kültür Park esnafıyla bir araya geldi. Esnafın sıkıntıları ve çözüm önerileri üzerine fikir alışverişi yapan Aktaş, parkın yapılacak yeni yatırımlarla cazibe merkezi haline geleceğinin müjdesini verdi. Bursa'yı Türkiye'den ziyade dünyaya pazarlamamız gerekiyor. Yani bu bir vaka. Bursa artık standartları çok yükselmiş bir şehir. Kültür Park'ın Bursa'nın markası olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Millet Bahçesi formatının bu noktayı daha da değerli kılacağını söyledi. Bursa'mızın sembol yerlerinden birisi olan Reşat Oyal Kültür Park'ımızda esnafımızla bir araya geldik. Kültür Park'ta var olan sorunları, yapılabilecek çalışmaları istişare ettik. En nihayetinde güzel kararlar aldık. Bize de ciddi bu noktada esnafımız ipuçları verdi. Tabii Bursa'nın merkezi burası. Yani Bursa'da hem herkesin bildiği, herkesin buluştuğu ve tarihsel anıların olduğu yer Kültür Park. 450 dönümlük bu alana tabii şimdi biliyorsunuz Millet Bahçesi formatında altında da 450 araç otopark olan çok güzel bir meydan geliyor eski stadyumun olduğu bölgeye. Bunun tabii ciddi rahatlatması olacak. Bu arada içerideki güvenlik ve diğer konularla alakalı da esnafımızın istek ve talepleri oldu. Arkadaşlarımız da hemen bunları değerlendirip hayata geçirmesini sağlayacağız. Tabii temennimiz burayı özel bir alan başkanlığı olarak düşünüp buraya has yılon hikaye devam eden etkinlikler yapmak istiyoruz, aktiviteler yapmak istiyoruz. Dolayısıyla burasının daha bir cazibe merkezi haline dönüşmesini istiyoruz, talep ediyoruz. Ve bu...